Arkadaşlar merhaba, bugün 25 Şubat Cumartesi günü. Kahramanmaraş depreminin vurduğu ve en çok etkilediği illerden Adıyaman ili Gölbaşı ilçesindeyiz. Burası da depremden en çok etkilenen iller arasında. Şu an Amerika'da F1 öğrenci vizesiyle bulunan öğrencilere göçmenlik dairesi tarafından verilen çalışma izni başvurusu. Yani SSR denilen bir başvuru arkadaşlar. Bu başvuru Special Student Relief diye geçiyor. Bu başvurunun ben detayları hakkında sizlere bilgi vereceğim. USCIS yani Göçmenlik Dairesi 22 Şubat 2023 tarihinde Amerika'da bulunan göçmen olmayan F1 öğrencileri için özel bir öğrenci yardımı açıkladı. Aslında bu yardım geçmiş yıllarda da var olan bir yardımdı. Yani uygulanan bir yardım. Bu yardımın detayı şöyle arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Amerika'da bulunan F1 öğrencileri normalde çalışma iznine sahip değil arkadaşlar. Çalışmaları yasak. Ama doğal afetlerde, depremlerde, savaşlarda, pandemik hastalıklarda veyahut mali krizlerde göçmenlik dairesi Amerika'da bulunan öğrencilere özel çalışma izni çıkarabiliyor. Bunu biz pandemi döneminde de görmüştük. Pandemi döneminde de yine öğrenciler ekstradan göçmenlik dairesine başvuru yaparak çalışma izni alabiliyorlardı. Bunun kapsamı şu şekilde oluyor arkadaşlar. Eğer Amerika'da siz eğitim görürken okula kayıt aşamasında sponsor olarak gösterdiğiniz aileniz, yakınınız, yakın çevreniz, arkadaşınız veyahut eşiniz, dostunuz Türkiye'de yaşanan depremden etkilenmişse ve bundan dolayı ekonomik durumu bozulmuşsa ve size yardım edemeyecek duruma geldiyse siz de bu çalışma iznine başvuru yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sponsorunuzun veya ailenizin yaşamış olduğu bu olumsuz durumu belgelerle ispatlamanız gerekiyor. Bundan dolayı ekonomik zorluk yaşadığınızı ve Amerika'daki eğitiminizin aksayacağını göçmenlik dairesine ispatlamanız gerekiyor. Eğitim gördüğünüz gibi okuldan akademik eğitim sürecini geçmeyecek şekilde bu çalışma izinleri arkadaşlar bir yılı bulabiliyor. Bunun için yapmanız gerekenleri ben hemen size adım adım paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar eğitim gördüğünüz okuldan SSR yani Special Student Relief için yani sizin çalışma izni alabilmeniz için okuldan yeni bir E20 belgesi talep ediyorsunuz. Yani I-20 belgesi talep ediyorsunuz. Daha sonra pasaportunuz, vizeniz, E94 belgeniz ve 2 tane fotoğrafınızla birlikte göçmenlik dairesine başvuru yapıyorsunuz. Normalde bu başvurunun $410 bir başvuru ücreti var. İsterseniz bu başvuru ücretini de ödememek için Form E912 denilen bir waiver başvuru formu var. Bunu da doldurabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında bir de E765 başvuru formunu doldurup göçmenlik dairesine gönderiyorsunuz. Sonrasında sizin durumunuzu göçmenlik dairesi değerlendiriyor ve size maksimum bir yıla kadar çalışma izni verebiliyor arkadaşlar.